Evet, dün Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan üniversite öğrencisi arkadaşlarımız mutfakta yemeklerin hijyen kurallarına uygun olmadığını ve yemeklerin içinde yine böcek, eldiven gibi bir takım uygunsuz maddelerin çıktığını gösteren, hatta fotoğrafı da buradan paylaşıyorum sizinle, patatesin içindeki böceği görüyorsunuz. Bu da yurttaki mutfağın maalesef hali. Bununla ilgili sosyal medya hesaplarından bir takım serzenişlerde ve şikayetlerde bulundular haklı olarak. Şimdi biz de bununla ilgili dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ilgili bakana, Osman Aşkın Baka, Gençlik ve Spor Bakanı'na bir soru önergesi verdik. Dedik ki bu yurtlarda gerekli denetlemeleri yapıyor musunuz? Hijyen koşullarını sağlıyor musunuz? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz dedik. Fakat biz Sayın Bakan'ın ve ilgili yetkililerin burada araştırma yapmasını beklerken, bu çocukların yurttan atılmakla, üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın yurttan atılmakla tehdit edildiğini gördük. Tabii bu bize ulaştı. Bu çok üzücü bir olay. Buradan yurt müdürüne ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkililerine seslenmek istiyorum. Bakın, anayasanın eğitim ve öğrenim hakkı başlıklı 42. maddesi, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37. maddesine göre buralar ilgili bakanlık tarafından denetlenir ve uygun, hijyenik, ucuz, hatta ücretsiz yemek, yiyecekler üniversite öğrencilerine sağlanır, sağlanmalıdır diyor. Şimdi ilgili yasa maddeleri böyleyken, fotoğraflarda gördüğünüz gibi çok uygunsuz bir durum oluşmuşken yemekhanede ve burada çıkan yemeklerde siz kaldırıp nasıl öğrencileri tehdit edersiniz? Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocukları aileleri devlete, KYK yurtlarına teslim etmişler. Demişler ki benim çocuğum size teslim. Burada okusun, en iyi şartlarda üniversiteyi bitirip iş hayatına atılsın. Fakat bakıyoruz, bununla ilgili hiçbir kelam etmeyenler kaldırıp üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. Hem yurt müdürlüğüne, hem KYK genel müdürlüğüne, hem valiliğe buradan tekrar sesleniyorum. Sakın ha bu çocuklarımızla uğraşmayın. Bu çocuklarımızın hayatlarıyla oynamaya kalkmayın. Bu çocuklarımızı kesinlikle yurttan atmaya çalışmayın. Burada hatalısınız. Dolayısıyla bir an önce hatanızı telafi etmenizi bekliyoruz.